Merhaba sevgili yaban dostları. Bir outdoor teknik programında daha yeniden birlikteyiz. Bugün İstoç'tayız. İstoç'ta sevgili dostumuz Bülent'in dükkanındayız. Burası bir balık mağazası. Peki biz bugün buraya niçin geldik? Outdoor'un hangi tekniğini öğrenmeye geldik? Bugün spin balıkçılığıyla ilgili bu konunun duayenlerinden olan, internet kullanıcılarının yakından tanıdığı, hatta birçok eğlenceli videosunun yanı sıra büyük trofeleri de tuttuğu videoları internette paylaşan sevgili dostumuz Bülent bize bugün spin balıkçılığını anlatacak. Spin balıkçılığında kullandığımız kamış, makine, sahte, fır döndüğü, ipler ve bu işin tekniğiyle ilgili çeşitli bilgiler verecek. Evet Bülent merhaba. Merhaba. Nasılsın, iyisin? Teşekkür ederim arkadaşım. Yeni Hoş mağazan geldin. hayırlı uğurlu olsun. Allah hayırlı Sağ ol, sağ ol. kazançlar nasip Teşekkür ederim. etsin. Allah utandırmasın. Tamam. Şimdi spin balıkçılığı kelime anlamıyla böyle Türkçe'ye tam çevirirsek kaydırma balıkçılığı diyebiliriz aslında. Yani motomot çevirdiğimiz zaman daha çok bu araba modifiye edenler hani spin atar ya işte tam anlamıyla aslında sahteyi suyun üstünde kaydırarak balık tutma. Yani İngilizce'den Evet. Türkçe'ye geçişi bu ama bizdeki karşılığı senin mağazanın adında olduğu gibi at çek balıkçılığı. Biz de at çek balıkçılığı nedir? Diğer balık avlama türlerinden farkları nedir? Bu konuda böyle anlatmaya başla, sonra yavaş yavaş malzemelere gireriz. Şimdi öncelikle hoş geldiniz. Hoş gördük. Aslına bakarsan insanların niçin at çek balıkçılığına yani spin balıkçılığına geçtiğini konuşmak gerekir. Şimdi uzun zamandır özellikle Boğaz'da mesela sörf balıkçılık yapılıyor. Evet. Tabii ağır kamışlar devamlı atma çekme şeklinde yapılıyor bizim Boğaz balıkçılığı. Özellikle İstanbul için konuşursak. Bir de tabii Boğaz'da akıntı olduğu için yüksek gramajlı Yüksek kurşunlar. gramajlarda devamlı atış çekme inanılmaz yorucu bir balıkçılık. Spin balıkçılık daha kolay bir balıkçılık ve kısa süreli avlara da gidebiliyorsunuz. Yani sabahleyin kalkıp 5'te işte 1-2 saat sabah suyu diyoruz, Evet. akşam suyu diyoruz. Birkaç saatliğine bir suyun kıyısına inip ne bileyim bir orada bir enerjinizi yani orada kötü enerjinizi atabiliyorsunuz. Aynen. 2-3 işte sahte sallayıp atıp çekip evinize dönebiliyorsunuz. Aynı şekilde verimli de oluyor balıkçılık açısından. Hani çok da verimsiz bir avcılık da değil. Değil, 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 değil. Eskiden Tabii. çok fazla malzeme yoktu. Tabii verim alamıyorduk bu kadar ama şimdi artık Japonya'dan belki de Avrupa'da olmayan çeşit Türkiye'de var. Dolayısıyla spin balıkçılık hem Kuvvetle muhtemel son yıllarda çok ciddi bir tabii gelişme sağladı çok büyük bir spin gelişme balıkçılığı. oldu. İnanın bana bizim Almanya'dan, Hollanda'dan bize fikir alan insanlar var. Yani Face üzerinden özellikle. Mesela bunu kullanalım mı, kullanmayalım mı? Halbuki bakıyorsunuz halbuki yani orası çok daha gelişmiş diye düşünüyorsunuz ama malzeme bakımından şu anda Türkiye belki de en güzel yıllarını yaşıyor. Çünkü ben Evet. eskisini de biliyorum, sen de biliyorsun. Evet, biraz. Hiçbir şey yoktu. Şimdi her şey var. Tabii malzeme kalitesi arttıkça balık da tutmaya başladık. İnsanların bilinci de artmaya başladı. Bilinç arttıkça tabii Oraya bir parantez açayım ama aç. ben. Şimdi spin balıkçılığı yapanlara dikkat ediyorum. Genelde şöyle bir sıkıntı var. İşte bir gün bakıyor, beyaz balık çalışıyor. İşte gidiyor beyaz balığın çeşitlerini alıyor, çantaya koyuyor. Bir hafta sonra gidiyor, hava değişiyor, iklim değişiyor, Evet. denizin şartları değişiyor. Yeşil balık iş yapmaya başlıyor. Bir bakıyorum sahtelerin hepsi yeşil olmuş. Bir müddet sonra başka bir şey çıkıyor, iki renklisi çıkıyor filan. Sonra bir bakıyorsun işte örnek söylüyorum 100 liralık balık yemek için 1000 liralık malzeme dolaştırmaya başlıyor. Yani belki bir anlamda da malzeme kirliliği de var Türkiye'de. Belki çok çok aşırı malzeme geldiği için. Malzeme kirliliği evet var. Yani bazen malzeme hobisi yapanlar da var. Biz Evet. malzeme hobisi yapan diyoruz ama önemli bir konuya değindin. Ben onu şöyle yani benzetiyorum. Biz küçükken özellikle erkek çocukların oyuncağı nedir? Küçük arabalardır. Evet. Bunlar bizim oyuncaklarımız gibi. Bir Evet, kere tabii. almayınca onu rahat edemiyorsun. Yani ben çok iyi o duyguyu biliyorum çünkü kendim de balıkçılık yapıyorum. Onu almadığın zaman rahat edemiyorsun. Bunlar bizim küçük oyuncaklarımız. Öyle düşün yani olayı. Amerikalıların çok güzel bir deyimi var. Toys for Big Boys diyor. Yani koca adamlar için oyuncaklar. Aynen öyle. Yani yani doğa sporlarındaki çoğu ekipman zaten avcılık olsun, balıkçılık olsun Evet. hep böyle bu sınıfa giriyor yani. Koca adamlar için oyuncak. Hepsi bizim için aynen doğru söylüyorsun. Şimdi renkleri görüyorsan Evet. şeker pembeleri Evet, falan. jelibon gibi Şimdi hepsi tabii rengarenk. tabii biz bunu mesela deriz. Yani bazıları balığı kandırmak için, bazıları sizi kandırmak için deriz. Özel seriler falan yaparlar. Bazıları da bizi kandırmak için gerçekten ama zaten aradığımız şey esasen içlerindeki doğru malzeme.
Yani kirliliği bir tarafa atarsak içindeki doğru malzeme. Aslında bir neden var her zaman. Var. Bu nedeni ne zaman buluyorsunuz? Çok fazla malzeme denediğinizde ve suyun kıyısında indiğinizde bunları denediğinizde çok fazla malzemeyi birbirine çarpıştırdığınızda ciddi bir şekilde bir anlam yüklemeye başlıyorsunuz olaya. Ya ben o farkı en bariz şurada görüyorum. Aynı şartlar altında aynı yerde yan yana işte birkaç arkadaş balık tutuyor. Sahtelerin hepsi çok güzel ama bir kişi 10 tane balık tutuyor, bir kişi 3 tane tutuyor. Evet. Yani baktığın zaman belki de onun kullandığı takım daha pahalı, işte görüntüsü daha şık. Hani yani balık olsam ben bunu yerim diyeceğim bir şey ama diğeri iş yapıyor. Yani. Zaten geldiğimizde birkaç kategoriye ayıracağız. Hani biz bunu kullanırken nerelere, neye dikkat etmeliyiz'e geldiğimizde onu size açacağım ben. Neden öyle olduğuna, işte derinliğe, gece bulanıklık. Dışında bazı etkenler var. Onları da açacağım. Malzemeleri anlatırken ona özellikle değineceğim ama bir sebebi var her şeyin. Sebepsiz hiçbir şey yok. Ama önemli olan, biz bunu her zaman söylüyoruz. İyi bir şeyi bulabilmek için çok denemeniz gerekiyor. Yani spin balıkçılığında sahte kullanıyorsunuz. Sahte kullanımında en iyi balıkçı benim diye bir şey yok. Yanınızdaki de aynı atıyorsa ona da vurma şansı var. Çıkarır çıkarmaz o sizin kabiliyetinizdir. Bir ama bir de balıkçılığı bitiren yanındaki amatör birinin senden daha büyük bir balık tutması. Kesinlikle. Sen 100 tane balık tutarsın, adam bir trofe yakalar, herkes o kişiyi konuşuyor. 100 tane bu ya, bu adam çok yetenekli, çok yemek sarf etti, 100 balık tuttu değil. Ya işte Bülent bir balık tutmuş 20 kilo. Yani evet. Böyle bir talihsizliği de var işin. Var mesela hani konunun başına sen söyledin, evet güzel balıklar denk geldi bize ama bizden çok daha fazla balık tutan hiç tanımayan insanlar var. Var muhakkak. Yani onlar da aslında balık tutuyor ama biz biraz da bunun nasıl tutulduğunu anlattığımız için, malzeme deneyimimiz fazla olduğu için ve inanılmaz güzel bir ekibim var benim arkada. Çok güzel genç çocuklar var. Bu çocuklar inanılmaz bir şekilde bana veri getiriyor. Ben bu verileri insanlara sunuyorum. Belki biraz görünen bir yüzüm ama arkasında da çok iyi çocuklar var. Evet. İyi bir ekibimiz var. Onlar buna çok güzel hizmet ediyorlar ve onlar da denedikleri bütün malzemelerin verilerini bize aktarıyorlar. Dükkanımıza insanlar geliyor, bir şeyi mutlaka bize aktarıyorlar. Biz her şeye kulak asarız. Spin balıkçılığında ustalık yok, kesinlikle yok. Var, yani var. Şöyle yani var. Birazcık var ama o kadar önemli değil. Yani malzemen kadarsın aslında. İyi bir malzemeyle ben bu haftadan örnek verirsem genç arkadaşları götürdüm. İçinde acemi çocuklar vardı. Onlara anlatmaya çalıştım elimden geldiğince. Yetiştirmeyi seviyorum çünkü. O çocuklar benden daha fazla balık tuttular bu hafta. Daha büyüğü. İlk defa hayatında balığa gelen bir çocuk tuttu. Çünkü doğru malzemeyi atıyorduk. Bana da vurabilirdi, ona da vurabilirdi. Ben o yüzden malzemen kadarsını orada evet, değerlendiriyorum. Doğru. Yani sonuçta ne iş yaparsan yap, kaliteli doğru malzemeyi kullanmak önemli. Peki şimdi ben bugün bakıyorum bize 4 grupta malzeme hazırlamışsın. Senin sol tarafında kamışlar var. Evet. Önünde makinalar var, misinalar var ve sahteler var. Evet. Şimdi spin balıkçılığını yani bugün aslında anlatacağımız şeyler daha çok başlangıç aşamasındaki avcılar için anlatacağımız şeyler var. İşte spin kamışı nasıl seçilir, neye göre seçilir, boyu ne olmalı, aksiyonu, esnekliği, işte tutma mesafesi, işte makinaların ebatları, oranları, niçin bu oranlarda olduğu, niçin misine yerine işte iplerin kullanıldığı, sahtelerin boyları, nasıl tercihler, seçimler yapılacağı gibi bilgileri bugün ustasından alacağız. Evet, bir temel olarak bir spin kamışı nasıl olmalı? Doğru spin kamışını, yani diğer balık tuttuğumuz kamışlardan spin kamışını ayıran özellikler nelerdir? Şimdi en başta zaten en önemli konu şu Hakan. Yani bir kere biz bir sahte atıyoruz ve bu sahtelerde en iyi sahteler, en ileri giden ve en ileri gitmesine karşın bir o kadar da güzel aksiyon yapabilen sahteler. Yani balığı kandırabilen sahteler. İyi firmalar bunları çok ciddi şekilde mühendislik çalışması yapıp arkasındaki bu frekans dediğimiz arkasında balığı kandırabilecek o aksiyonu bulabilmek için inanılmaz belli akıntı hızlarında denemeler yapıyorlar ve iyi ortaya çıkıyor. Bilimsel çalışmayla yapılıyor. Kesinlikle bilimsel çalışmayla yapılıyor. Mühendislik çalışmaları ve içerisindeki atış transfer sistemleri yani en ileriye gitmek üzere kurulu ve tamam yani belli bir ağırlıkta biz bunu yapabiliriz ileri gidebilir ama aynı güzellikte aksiyonda da yüzmesi gerekir ki balık alsın. Yani birinci şartımız bizim ileri atmak. Çünkü levrek gibi balıklar genelde yakın bölümlerde yani daha kıyıya yakın avlanıyor ama bazen
çok ilerideki bir kayanın etrafında böyle bir bölgede de olabiliyor. İleri atmak gerekiyor. Yani lüferde kesinlikle. Oradaki püf noktası şu. Tarama alanını arttırmak. Tabii ki. Yani bu keşke bunu sallayabilsen de 100 metre uzaktan tarayarak çeksen. Ama yani güzel aksiyon. Yani 15 metreye evet. atmak başka bir şey. Daha uzağa atabilmek başka bir şey. Yani ne kadar mesafe tararsan şansın muhakkak surette o kadar aynen. artıyor. Biz de onu diyoruz ki bakın iki tanesi bile aynı bile çalışsa iki sahtenin aynı şekilde çalışsalar bile biri eğer 30 metre ileri gidiyorsa zaten yani yüzde belki 50-60 yani 40 metre bu gidiyorsa 70 metre bu gidiyorsa yüzde belki 70-80 daha fazla şansı olacak aynı çalışsalar tabii, bile. Daha fazla mesafeyi tarayacaksın doğru. Yani demek ki ilk şey bizde ileri atmak. İleri atmak için de normalde mesela çok girmek istemiyorum ama kamış firmaları mesela sizin boyunuza, kolunuzun altındaki ölçüye göre bir hesaplamaları var. Buna göre kamış yaparlar. Spin kamışlarda genelde en çok kullanılan boy 2.70. Hani evet. attığınız zaman yüklendiğinizde kamışın ucu yere çarpmayacak şekilde arabaya özellikle çok önemli bir şey bizde. Yani arabaya sığacak. Evet, tabii bakın. yani bizde o kamışı ikiye böldüğünde, çünkü biz teleskopik bir şeyden geliyoruz. Yani teleskopik kamış kullanımından geliyoruz Türkiye'de. Çok satıldı, çok kullanıldı. Herkes oradan geliyor. Şimdi iki parçayı adapte etmek insanları kolay olmuyor. 2.70 çok ideal bir boy. Hem ileri atmak için hem balığı yani absorbe yani onun karşılığını verebilmek için vurduğu anda onun hareketlerine karşılık verebilmek için iyi hemen, bir kamış. Hemen araya bir soru koyayım. O da şu. Mesela arabamızın bagajına sığıyorsa 3 metre kullanmak daha avantajlı mıdır? İşte onu açayım mesela 3 metrede nüans nedir yani? Avantajlıdır. 3 metrede daha fazla atarsınız. Yani evet. sert bir kamışsa da yere de çarpma yapmaz. Daha fazla atarsınız. Ve yüksek yerlerde çok daha fazla kabiliyetiniz olur. Yani mesela biraz daha derinden getirmek istiyorsunuz ama yüksek bir yerde atıyorsunuz. Kamışı daha fazla örneğin boğazda. Kamışı evet. daha fazla aşağı indirip istediğiniz derinlikten getirebilirsiniz. Boğazda derinden gelmesi sahtenin önemli. Çünkü 8-10 metrelik bir derinlik var. Evet. Zaten malzeme yani sahtelere geldiğimizde değineceğim o konuya. Ne kadar derinden gelirse o kadar şanslısınız. İstediğiniz yukarıdan da getirebilirsiniz. Kamışı aşağı indirdiğinizde biraz daha sahteyi derinden de getirebilirsiniz. Dolayısıyla uzun olması aslında avantajdır her zaman. Evet. Fakat taşıma sorunları olabiliyor. Evet. Yani genel kabul görmüş ortalama işte bir spin kamışı 2.70 olmalı. Eğer su üstü malzemeler kullanacaksanız o 2.40'larda falan o zaman daha hareket kabiliyetiniz yani kamışa popper tarzı tabii popper tarzı şeyler tamam. Yani VT'de yaptığımız bu levrek avcılığında kullandığımız bu arada malzemeler popper dediğimiz yem türü de suyun üstünde zıplayarak gelen suda bir böyle blast yani bir tepkime splashing yaratan dediğimiz o suyu fışkırtan yemler evet. var. Bir de VT'de dediğimiz slalom kısa slalomlar halinde kamışa hareket vererek kullandığınız sahteler var. O sahtelerde özellikle kamış kısa daha böyle hani kabiliyetini daha böyle hareket etme kabiliyetiniz daha yüksek kısa kamışta. Tabii. O zaman 2.40 kullanıyorsunuz. Daha da hafif olduğu için istediğiniz hareketi kamışa verebiliyorsunuz. O zaman 2.40 kullanılıyor. Yüksek yerlerde dediğim gibi 3 metrede kullanabilirsiniz ama en ideali 2.70-2.80 arasında kamışlar. Peki izleyicilere verebileceğimiz şöyle bir bilgi var mı? Yani böyle bir şey söyleyeyim. Mesela bu kamışı alırken şöyle bir esneklik testi yapabilirsin. Hani şuna özen gösterin. Bu böylesi daha idealdir diyeceğimiz hani müşterinin de kendi test edebileceği bir şey var mı yani bir var ölçü mesela var mı? Direkt olarak yani kişi geldiğinde buraya önemli olan zaten aslında iyi malzeme vermek iyi sorudan geçiyor. İyi soru sormanız gerekir. Eğer kişi sörften yeni bir spine başlıyorsa özellikle çok oluyor bu. Çünkü inanılmaz bir şekilde şu anda bir geçiş var. Var. Spin balıkçılığına. Çünkü yakala bırak yapabiliyorsunuz. Bir sürü avantajı var. Hızlı evet. hareket edebiliyorsunuz. Yani o şu da bir gerçek. Spin kesinlikle sörf balıkçılığına veya diğer yaptığımız balıkçılık türlerine çok daha sportif. Kesinlikle. Çünkü hem sürekli bir aksiyon hali var. Yani fiziksel bir çaba sarf ediyorsun. Hem de yakaladığın balığa da hiçbir zarar vermeden iğneyi çıkartıp suya iade edebiliyorsun. Çok çok aslında, daha sportif yani. Aslında balıkçılığın içindeki tek spor. Yani yürüyorsunuz devamlı. Bir de alabalık avcılığı var ama. Evet o da o sınıfa girer. Zaten o kişileri ayırıyorum ben. Evet, onlar güzel abilerimiz var. Onlar kutsal biraz insanlar, da kutsal insanlar. Aynen. Onlar gerçekten farklı. Şimdi yani bu yemli balıkçılıkta, sazan balıkçılığında falan öncesinde çok yapıyorduk.
Yani inanılmaz bir şekilde yüklenirsiniz, gidersiniz, orada indirirsiniz. Evet. Bir daha orada tekrar takımlar kurulur, atılır. Hele ki yemler falanlar evet. filanlar. 2 gününüz mutlaka olması gerekiyor öyle bir balıkçılıkta. Ama da 2 saatte her şeyi değerlendirebiliyorsunuz. En büyük etkisi de hiç kimsenin belki söylemediği ama benim özellikle vurgulayacağım. Evde barışıksınız yani. Tabii. Hanımla barışıksınız. Tabii, ama tabii, çünkü tabii. gittiğin geldiğin anlaşılmıyor. Yani buralardaydı falan diyorsun. Orada hiçbir sorun yok yani. Evet yani kesinlikle ben kendi arkadaşlarımdan da çok iyi biliyorum. Eşleriyle avcılık ve balıkçılıktan dolayı sıkıntı yaşayan insanlar var. Spin balıkçılığın gerçekten böyle bir güzelliği var. Akşam iş yerinden çıktın. Eve gitmeden önce 2 saat boğazın kenarına git. Tık 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 at oltanı 2 balığını tut. Rahatla evine dön gel. Kimsenin haberinin bile olmasına gerek yok. Böyle bir güzelliği var. Bir de makine küçük. Kamış kısa. Kullandığın takımlar küçücük bir takım çantasına, kutuya giriyor. Dolayısıyla arabada da yer kaplamıyor. Gerçekten stres atmak için ve sportif bir şeyler yapmak için son derece ideal. Evet sevgili yaban dostları, spin avcılığıyla ilgili programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, yabanda kalın. Merhaba sevgili yaban dostları, spin avcılığı programımızın 2. bölümünde yeniden birlikteyiz. Sevgili dostumuz Bülent bize bugün spin balıkçılığını anlatacak. Spin balıkçılığında kullandığımız kamış, makine, sahte, fır döndü, ipler ve bu işin tekniğiyle ilgili çeşitli bilgiler verecek. Niye çift halka? Neden? Şimdi ben düz mantık düşündüğüm zaman ne kadar az halka varsa üstünde misinanın sürtünmesi o kadar az olur. Attığım yem de o kadar uzağa, o kadar rahat gider diye düşünüyorum. Ama bunun tam tersi mesela spin kamışlarında hem çok miktarda halka var hem de halkalar öne doğru ciddi şekilde daralıyor. Sebebini söyleyeyim. Çünkü artık dünya ip kullanımına göre halka yapıyor. Bunlar çoğunlukla eskileri tabii misina kullanımına göreydi. Şimdi ip kullanımına daha çok döndüğü için bütün firmalar ipe göre belli bir düzlemde çok hızlı bir şekilde tek bir düzleme indirip oradan sonra hiç değmeden devam etsin diye. O yüzden son 4 son 5 dikkat ederseniz hep düzdür. Evet, orada artık ip hiç değmiyor. İşte Fuji dediğimiz dünyaca ünlü halka firmaları var. Evet. Bu firmalar çok ciddi bir şekilde çalışıyorlar. Ağır çekimlerde inanılmaz denemeler yapıyorlar. Kamışın işte halkalarını belli açılar veriyorlar. Farklı farklı ürünler sunuyorlar ki hem o atışı ileriye taşısınlar, arttırsınlar. Karışmaları engelleme, özellikle karışmaları engellemek üzerine çok ciddi çalışmaları var. Şimdi bu kamıştan başladığımızda dediğim gibi fiberin bir kere karbona göre çok daha sağlam. Bu, ucuz bir kamış alacaksanız. Bezik bir kamış mıdır şu an? Kesinlikle. Yani %90'larda tahminim bir karbonu var. %10'larda cam fiber takviyesi var. Diyelim fiberglass bir ürün biliyorsun. Cam fiber takviyesi var diyelim. Bir tık daha esnek, biraz işte atarı daha yüksek olduğu için bir tık daha esnek bir kamış ama çok sağlam bir kamış. Dolayısıyla bununla geçiş sağlıyoruz önce. Tamam. Sonrasında... Buradan başladı. Evet, sonrasında... Bunu kırdı, geri geldi adam. Biraz ustalaştı. Ya da kırmadı, biraz ustalaştı. Diyor ki ya artık... Bir level yukarı çünkü, geçelim. Çünkü tabii insanlar hep iyi şeyi isterler. Biraz yukarı geçmiş, ya bu bana çok ağır geliyor diyor bu kamış. Artık biraz diyor hafifletmek istiyorum. İşte mesela 160 gramlarda... daha karbon oranı daha yüksek. Böyle evet. bir kamışa geçebiliyor. Artık 50 de alışmış oluyor. Yani bu da daha fast aksiyon, daha sert aksiyon dediğimiz bir aksiyonda kamış. Bundan biraz daha sert aksiyonda. Bu çok önemli bir konu. Ben uzun süre bu konuda çok yanlış ürün alan insanları gördüm ve bununla mücadele ettim. Hatta kendi dükkanımda da satmadım bazı şeyleri. Yumuşak bir kamışın spin avcılığında çok büyük eksileri var. Nasıl eksileri var? Eğer yumuşak bir kamış alıyorsanız kamışın kendini toparlaması, atıştan sonraki toparlaması çok uzun sürüyor. Dolayısıyla evet. hem ilk daha fazla yaylanıyor. Tabii çünkü. Ki ilk halkaya bir boğulma yani bir oraya bir vurma ve karışma meydana evet. gelebiliyor. Ayrıca mesafeyi de kısaltıyorsunuz. Mesafeyi kısaltmak gibi bir de yani bir eksisi daha var. O da mesela bir balık vurduğu anda onu stoplayamıyorsunuz. Yani sert kamışlarla bunu çok daha rahat yapıyorsunuz ki eskiden hani ben de yumuşak kamışı balığı yoreyim çok severdim öyle şeylerle. Ama ip kullanımında maalesef sert kamışlar, fest özellikli kamışlar çok daha fazla önem arz ediyor. Ben herkese buradan fest kamış almasını tavsiye ediyorum. Ben kesinlikle. Bir şey de, yeni bir şey daha öğrenmiş oldum şimdi. Kesinlikle. Peki. O ince bir konu. Sonrasında da hani
Özellikle mesela işte bu size bahsettiğimiz Fuji halkanın. Fuji bir firma, halka firması ve dünyanın en iyi firması diye atfediliyor. Bakın işte burada 70 derece bir açı var. Evet. Ayaklar uzun. Şurada şu bölgeye misina giderken aslında makina, ki makina açılarını da artık değiştiriyorlar. Halkaya göre yapmaya çalışıyorlar. Buraya çarpıyor misina ya ip. Evet, çarpıyor. Bu çarpmayı engellemek için ayakları uzatıyorlar. 70 derece veriyorlar ki tekrar buraya boğum yapmaya çalışan ip tekrar içeri İçine veriyor. Toplansın, tekrar içeri veriyor. Dikkat ederseniz buraya kadar getirip bakın burada bir düzlemden bir düzleme mümkün olduğunca hızlı getirip oradan hiç değmeden ipin çıkmasını sağlamaya çalışıyorlar. Evet, bu kadar sık olduğu için zaten değme şansı yok. Çünkü ipin o salınımı kalmıyor üzerinde. Zaten biraz boşluk olsa hiç hesap etmediğiniz şekilde ikinci halkaya ya da üçüncü halkaya da sarabiliyor. Sarar. Ama hepsi aslında kombine Hakan. Nasıl kombine? Ben hep söylüyorum. Ucundaki o sahteden başlıyor sistem. Tabii. İpten devam ediyor. Klipsinden ipten devam ediyor. Ta arkaya kadar gidiyor. Makineye şimdi onu göreceğiz. Gidiyor. Biz arkadan öne doğru geliyoruz şimdi. Peki. Şimdi K halkaya geçtiniz. Yani iyi bir, sonra da daha iyi bir kamış aldınız. Bu K halkanın bir özelliği de şu. Diğer halka tipleri eğer altında bakır kaplama yoksa bazı modellerde var. O da belli bir fiyattan başlıyor tabii ki. Fuji halkalar deniz suyuna çok dayanıklı. 2 gün 3 gün eğer unutursanız çok büyük sorun olmuyor. Yıkıyorsunuz, devam ediyorsunuz. Yani hiç orada bir paslanma oluşmuyor. Ama diğer normal belli bir fiyata kadar olan, yani şunu diyebiliriz. Yani bunda bir sakınca yok. 300-400 liraya kadar Fuji halka yok. Yani o halkalarda paslanma sorunu yaşayabilirsiniz. Herkesin kamışını mutlaka normal suyla yıkaması lazım. Yani denizden çıktığınızda tabii, şöyle bir suyu. Su atın. Şimdi yeterli. Mesela ben de zaman zaman Türkiye'nin güneyinde balıkçılık yapıyorum, orta balıkçılığı. Hı hı. Oradaki tuzluluk oranı çok yüksek. Bir Karadeniz'de Marmara'yla hatta Saroz'da filan mukayese edilmeyecek kadar fazla. Yani sadece halkaları yıkamak değil, aynı zamanda makinenin üstündeki misinenin ömrünü uzatmak için de misineyi de tatlı suyla yıkamakta fayda var. Ya resmen tuz misineyi dahi kaplıyor. Tabii bırakın ki. Metal parçaları. Tabii ki. Sonra da kapladıktan sonra tabii. Eğer yıkamazsanız atış esnasında şurada çıkan bölgeyi, yani ipin çıktığı bölgeyi yiyerek burada tabii. Bir deformasyona neden oluyor. Korozyon yapıyor. Evet, evet aynen. Oradaki arkadaşlarımız, özellikle Adana Mersin'deki arkadaşlarımız hep iyi makine kullanmak zorunda kalıyorlar. Yani dünyadaki en üst düzey makineleri kullanmak mecbur. Zorundalar. Hem su geçirmezlik hem o tuzu korumak için. Çünkü yani şurada atma telinin rollerında mutlaka bir çalışan sistem var. Tabii şimdi geliştirmek siller falan da var burada ama yine de burada bir tuz girişi var. Eğer orayı normal tatlı suyla yıkamazsanız o tuz orada uzun birikiyor vardır, ve zaten önce orasını bozuluyor makinenin. Çürütüyor tabii. Makine firmaları da zaten Maxil gibi teknolojilere örneğin Daiwa yani özellikle önce oraya yapıyor. Yani oradaki o deformasyonu engellemek için ilk deforme olacak yeri engellemeye çalışıyor. Biz bunu şöyle yıkıyoruz yani eve gittiğimizde çeşmede şu bölgeye gelecek şekilde sadece çeşmeye bir dakika tutuyoruz. Bu kafadaki ipin altına kadar o su iniyor. İniyor. O su o tuzu temizliyor. Temizledikten sonra roller kısmına aynı şekilde suyu tutup şu şekilde biraz roller'ı hareket ettiriyoruz. Şu şekilde biraz hareket evet. ettiriyoruz. Oradaki suyu da temizliyoruz ve sadece çünkü çoğu aslında makina yukarıdan dalga vurduğunda evet. koruması için dizayn edilmiştir. Havadaki yani yağmur yağdı. Evet filan, yani o şekilde, evet. Artık o kadar güzel makineler yapılıyor ki yani 200-300 liralarda makinalarda yağmur suyu bir şey yapmıyor o makinalara. Artık alüminyumun en güzel şeylerini, en hafif evet. Materyalleri kullanıyorlar artık. Hiçbir sorun yok. Yani tatlı su bir şey yapamaz yani kolay kolay bu. Evet. Teknoloji çok gelişti. Eski makineler gibi değil. Sadece yukarıdan bir fiskiyeyle ya da böyle elinizde şöyle birazcık yani birkaç saniye ondan sonra güzelce siliyorsunuz. Bu kadar. Yani bakımı bu kadar makinenin. Uzun süre yine kullanırsınız. Tabii suya düşürmediğiniz sürece. Suya düştüğünde su almayan makine çok az. Çok üst düzey ve çok yüksek fiyatta makineler. Evet. Şimdi nelere dikkat etmeliyiz spin makinede? Spin makineleri şimdi, genelde... Önce şunu merak ediyorum. Spin makinelerinin normal diğer makinelerle aralarındaki farklar. Yani bir makineyi hangi özellikleri spin makinesi kılar? Tamam. Yani... Şimdi aslına bakarsanız spin makineleri diğer surf makinelerden ya da işte sazan makinelerinden diğer farklı bait casting her şeyden farklı olarak bir kere bu halkadan geçmek zorunda.
ip. Evet. Bu halkadan geçmek zorunda olduğu için kafaların belli bir çapta olması gerekir. Şimdi genel olarak bir bilinmeyen bir şey daha anlatmak istiyorum. Biz kafaların aslında çapları var. Yani tabii. Japon firmaları, Japonya'da falan hani bunları yazıyorlar aslında var ama bizim Türkiye'de çoğu firmada yok. Bu kafa çapları çok önemli. Yani kafadan çıkan boğumun buraya geldiğinde şu mesafe, ara mesafe yani kamışla makine yatağı arasındaki ilk halkanın uzaklığı, bu halkanın büyüklüğünün çok birbirine uyumlu olması gerekiyor. Hatta çoğu kamışta mesela kullanacağınız ipin değeri yazar 0.8, 1.5 P mesela. Bu aralıkta kullanın der. O onun kombinasyonunu belirtir. Şimdi makine kafası çok büyük olursa eğer, örneğin bazı firmalarda 3000'lik makineler 53-54 milimetre geliyor. 53 milimetre kafa geliyor. Bazı firmalarda 4000'lik makineler 50 milimetre geliyor. Biz bunları biliyoruz mesela hani gelen arkadaşlarımıza bunları güzelce anlatıyoruz. Eğer çok büyük bir kafa yapısında onunla doğru orantılı olmayan bir kamış kullanırsanız karışma sıkıntısı yaşarsınız. Evet. İstediğiniz dünyanın en iyi ipini kullanın. Orada bir karışma olur. Çünkü daha büyük bir boğumu çıkarıyorsunuz ve bu mesafe, ara mesafe yeterli gelmiyor. Yeterli gelse de ilk halka yeterli gelmiyor. Sistem yetersiz. Yani birbirine uyumlu değil ve karışma sıkıntısı yaşarsınız. Bu kadar hassas yani bu. Kesinlikle. Çok hassas. Çok küçük bir kafa yapısında da bir makine takarsanız yine sıkıntı. Bu sefer de mesafe atamazsınız. Yani bizim burada amaçladığımız şey mümkün olduğu kadar ileri atmak ama mümkün olduğu kadar da sorunsuz atmak. Yani sorun yaşamadan bunu yapabilmek. Amaçladığımız şey budur. O yüzden birbirine uyumu vardır. Hani dedim ya en başında sahtenin ucundan ta arkaya kadar bunun bir uyumlu olması gerekiyor. Birbirine uyumlu olması gerekiyor. Makineler genelde belli firmalarda yani 2000 ile 4000 arasında spin makina genel kanıdır yani 2000 ile 4000 arasındadır. Bazı firmalarda kafa çapları değişiyor ama ortalamada da 3000-4000 en kullanışlı makine kafa çapları yani yapılarıdır. 3000'lik, 2000'lik evet. Ölçü o. 3000, yani genel kabul görmüş ölçü 50 milimetre ortalamadır. Yani kafa çapı 50 milimetre olan makinalar. Şimdi makinalarda ikinci önemli husus şu. Çok çeşitli dikkat ederseniz makine var. Evet. Şimdi artık hani dediğimiz gibi ipe geçiş çok yüksek seviyede. Evet. Zaten aslında bakarsanız ipe geçmek istemeyen için bir problem var. Aslında kamış alıyor. İlk çıkardığımız o kamış büyük halkalı kamış haricinde bir kamışsa ki %99 öyle bir kamış zaten. Aslında ip için bir kamış alıyor. Doğru. Fakat normal makineyle misina da ısrar ediyor. Yani bunun bir anlamı yok. İpe geçmek zorunda zaten. Çünkü aslında kamışı öyle özellikle. Yani onu alırken ya da birileri insanlara satarken bunu söylemiyor. Ama biraz önce anlattık. Bakın son 4 işte düz. Bu ip kullanımına uygun bir kamış. Siz istediğiniz kadar burada misina kullanın. Zaten bu sefer misina kullandığınız için problem yaşamaya başlıyorsunuz. İkinci, üçüncü halkada karışmalar yaşamaya başlıyorsunuz. İpi kullanacak herkes. Yani herkes mecburen ipe geçecek. Çünkü sistem, Türkiye'ye getirilen kamışlar, her şey ipe göre yapılıyor. Kurgu bunun üzerine. Kurgu yani. Bunun üzerine. Peki. Şimdi firmalarda en önemli husus yani kullanımda at materyalinin roller'ının ip kullanımına uygun olması gerekiyor. Evet. Şimdi normalde misina daha kütlesi ağır bir materyal. Buraya oturduğunda yani lastik gibi düşünün bu roller'ı çevirebiliyor. En kötü roller sistemi dahi olsa makinenin şurasında bunu çevirebiliyor ama ip hafif bir materyal. Özellikle de rüzgarda falan boşluklar oluyor. Çok boşluk yapıyor. Dolayısıyla roller dönmüyor. Dönmediğinde de burgu şeklinde burulmalar meydana geliyor. Bu burulma da kuş gözü diyoruz bunlara. Kuş gözü yapıyor. Buraya bir tane kuş gözü yapıyor. Siz bunu av esnasında göremiyorsunuz. Atarken ve bir anda atarken ip birbirine çünkü ipler yani birbirine çok hızlı bir şekilde sürtündüğünde çok yüksek bir ısı çıkarıyor meydana. Doğru. Ve doğru. Patlatıyor. İpiniz gitti. Malzemeniz gitti. Dolayısıyla demek ki iyi ip kullanacağız. Ama bunun yanında da makine roller'ının ipe uygun olmasını istiyoruz. O zaman burada bir püf noktasını izleyicilerimize söyleyelim. Mutlak surette makinelerin roller'ının çok böyle iyi bir şekilde çalıştığından, döndüğünden emin olacağız. Gerçi bunu misine de kullansak emin olacağız. İp evet. de kullansak emin olacağız. Ben iki tane de özellik söyleyeyim. En bilinen özellikler firmanın. Bir tanesi power roller özelliği, bir tanesi twist buster özelliği. Makinelerin üzerinde aslında bunlar yazıyor.
Örneğin Twistmaster özelliğinde bir makine aldığınızda, Twistmaster 1, Twistmaster 2, böyle bir makine aldığınızda mutlak suretle zaten ip kullanımına uygun bir makine almış oluyorsunuz. Ya da power roller bir makine aldığınızda, o özelliğe sahip bir makine aldığınızda zaten ipe uygun makine almış oluyorsunuz. Ki artık çoğu makine firması da en düşük makinalarına bile yapmaya başladı bunu. Yani çünkü artık geçiş oraya, yani hepimiz de ona geçeceğiz. Yani ısrar etmeyeceğiz. Misina'da ısrar ettiğinizde şöyle bir problem de çıkıyor ortaya. Atıyorsunuz, atıyorsunuz, atıyorsunuz. 20. de atıyorsunuz, koparıyorsunuz. Çünkü misinanın o bölgesi, bölgesi, düğüm yani bölgesi zarar 20-30 görüyor. 20-30 metrelik bölüm, evet. Devamlı esneme anında kopma mukavemeti denen bir şey var misinalarda. O esneme anında kopma mukavemeti devamlı siz o esnekliği bozuyorsunuz ve en sonunda bir patlıyor ve malzemeniz de gidiyor. Ama ipte böyle bir şey yok. İpte en fazla %3'lük bir esneme var. %2-3 arasında, 1,5-3 arasında diyebiliriz. O esneme çok fazla olmadığı için hem iletim hızlı oluyor. İletim hızlı olduğu için mesafe çok daha fazla oluyor. Misineye göre daha ince ip kullanabiliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla yine tabii mesafe daha fazla oluyor. Artı çekeri de ona göre çekeri de çok daha yüksek çok bir çeker elde ediyorsunuz. Ince bir iple çok daha kalın bir misineyle çektiğimiz balığı rahatlıkla çekebiliyoruz. Aynen öyle ve başa geldiğimizde de hani kamışlarda fest olması, işte balığa yani stabilite sağlayabilmek, hakim olabilmek açısından da ip anında size iletiyor. Ve ip size ilettiği için de inanılmaz bir keyif yaşıyorsunuz. Spin avcılığın başı bu aslında. Tabii. Hani sörfte çekerken kocaman bir kamış, kalın bir kamış, hiçbir hissiyat yok. Tabii. Ama siz balığın her hareketini 30 santimlik bir balığı çekiyorsun. Bile hissediyorsunuz ve bugün belki dünyanın en iyi kamışları o hissiyatı alabilmek için karbon yapılar, karbon ayaklar kullanmaya başladı. Evet. Yani düşünün o kadar keyif versin diye. En üst seviyeye çıkartmak için. Tabii ki. Evet sevgili yaban izleyicileri, spin avcılığı programımızın ikinci bölümünün burada sonuna geldik. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Merhaba sevgili dostlar. Spin avcılığı programımızın üçüncü bölümünde yeniden birlikteyiz. Sevgili dostumuz Bülent bize bugün spin balıkçılığını anlatacak. Spin balıkçılığında kullandığımız kamış, makine, sahte, fır döndü, ipler ve bu işin tekniğiyle ilgili çeşitli bilgiler verecek. Peki bu makinaları seçerken işte izleyicilerimiz bilirler. İşte 3 bilyalı, 5 bilyalı, 7 bilyalı, 11 bilyalı gibi terimler var. Bu bilyalar çalışan parçalarda kullanılan bilyaları ifade etmek için. Spin kamışında da yok işte 5 bilyalı olmazsa olmaz, 10 bilyalı olmazsa olmaz gibi bir şey var mı? Bilyanın çok büyük bir önemi var mı? Olsa ne olur, olmasa ne olur? Az olsa ne olur, çok olsa ne olur? Süper bir konu. Aslında bilyenin çok büyük önemi yok artık. Eskiden böyle bir şey vardı. Aslında satışçıların da, yani sektörümüzdeki satan insanların da bilgisizliğinin eksikliğinden oluşan bir şeydi. Yani 11 bilyeli olması bir makinenin çalışma sisteminin daha hani kadife kıvamında olmasını sağlar. Yani kalitesini göstermez aslına bakarsanız. Şimdi Uzak Doğu'da özellikle bunu her zaman vurguluyorum, yine vurgulayacağım. Uzak Doğu'dan gelen malların üzerine birçok firma yalan ifade yazıyor. 11 bilye, 11 bilyeyi tartsanız inanılmaz gramaj olur. Yani tabii. Yani özel işte şey kullanan özel bilyeler kullanan firmalar var hafifleştirsin diye. Seramik bilyeler falan kullanıyorlar makineyi hafifleştirsin diye. Adam yazıyor 11 bilye falan. İnsanları biraz bu konuda yanlış yönlendirdiler. Bilyenin hiçbir önemi yok. Belli markalarda artık bilye önemli bir şey değil. Dediğimiz özellikler önemli. İşte burada bakın mesela kafa yapısının atışa müsait olması. İşte farklı firmaların farklı özellikleri var. Şu bölüme ipin rahat çıkabilmesi için dizayn ediyorlar. Bir açı veriyorlar, dizayn ediyorlar. Farklı farklı isimler söylüyorlar ama tabii bu açı bile çalışılıyor. İşte birden boşaltmasın veya çok fazla oraya şey etmesin. Ciddi bir çalışma var bu makinelerin üzerinde. O yüzden bilyenin çok büyük bir önemi kalmadı ama zaten siz yüksek bir makine aldığınızda onun bilye sayısı yüksek oluyor zaten. Otomatikman. Tabii ki. O yüzden yani bilyenin bir önemi yok. Yani bilyeye çok fazla insanlar takılmaz. Bugünkü malzeme teknolojisiyle çalışan parçaları yataklamak için bilye de şart değil artık. Değil. Yapmıyorlar yani artık. Seramik yüzeylerle, kestamit yüzeylerle, yani çeşitli plastik alaşımlarıyla da çok uzun ömürlü yataklama yapabiliyorlar. Çok pahalı makinelerde o plastik yataklar var yani mesela var. Açanlar bilir. Burada önemli olan spin balıkçılıkta makinede en önemli olan şeylerden bir tanesi de aslında bilye falan değil. En önemlisi devri.
Devir oranı da yani biraz kolu, yanlış bilinen bir konu. Bu kolu kaç kez çevirdiğimizde ne kadar sarım yapacak bu oran? Evet. Şimdi ben o yüzden burada iki tane mesela makine getirdim. Biri 2500, biri 3000 makine. Fakat yani baktığınızda kafaları aynı. Yani evet. Firmalarda değişiklik yapabilir. Aynı firmanın içinde dahi değişiklik olabilir. 3000 makineyi bunu atfeder. Daha fazla ip misini alıyor diye bunu 3000 yazar. Bunda 2500'dür. Baktığınız zaman aynı misin, belki bu daha fazla misin alır ama 3000 kafa, ama kafalar çapları aynı görüyorsunuz. Evet. Şimdi önemli olan aslında devir değildir. 5-6'ymış, 6-2'ymiş, 4, bunların hiçbir önemi yok. Bu farklı bir artıdır. Şöyle artıdır. 4-8 olursa dişli daha büyüktür. Makinenin torku daha yüksek olur. Daha kuvvetli bir makine olur. Ama önemli olan bizim için sarım sayısıdır. Yani bir turda 72 mi sarıyor, 78 mi sarıyor, 80 mi sarıyor? Bu önemli olan budur. Çok önemli bir konudur. Sebebi şudur. Eğer levrek avcılığı yapıyorsanız daha ağır sarımda makine kullanırız. Biz mesela 2500 yani ya da az makine, evet, 2500 ya da 3000, daha turu az makineler ya da 4000 turu az makineler. Bu turda bizim hani yıllarca artık tecrübe ettiğimiz bir şey. Bizden daha usta abilerimiz de vardır. Onlar da tecrübe etmişler. Onlar da çok yazmış bu konuyu. Daha az saran makineler 70'lerde, 72'lerde, yani 80 ile 65 arasında saran makinelerin levrekte çok daha verimli olduğunu söylerler. Peki, biz de bunun şeyini gördük. Balıkçı bunu artsın, kendi eliyle ayarlayamaz mı? Şu manada söylüyorum. Onu anlatacağım işte. Elimde deviri fazla olan bir makine var. O yüzden girdim bu konuya. Ben şimdi çekerken bunu hızlı bir şekilde sararsam, hı-hı, yanımdaki arkadaşım çok daha hızlı takımı kendime getirmiş olacağım. Mesela burada ben daha yavaş sararak bunu dengeleyemez miyim? Mümkün değil mi? Söyleyeyim onu, çok basit veya anladım bir size. Var mı? Bilmiyorum, spor yapanlar bilir. Yavaş yavaş sizi aşağıya doğru çökertirler, yavaş yavaş. Yapamazsınız bunu. Niye? Çünkü belli bir yerden sonra artık ağır gelmeye başlar. Yapmayın. Bacaklarınız yanar. Bunu hızlı bir şekilde hızlandırmanız çok normaldir. Yapabilirsiniz. 80 santim saran bir makineyi lüferde, 72-75 saran bir makineyi lüferde çok rahat kullanırsınız. Lüferde biraz daha hızlı makine kullanıyoruz. Çünkü daha agresifliği seviyor. Onu da birazdan açacağım. Niye hızlı yavaş? Ama hızlı bir makineyi şu şekilde yavaşlatamazsınız. Yani hem elinizde ağrı yapar. Maddenin doğasına aykırı. Diyorsun. Aykırı. Peki. Hem elinizde ağrı yapacaktır, tamam, hem de kendinizi kaptırıyorsunuz zaten. O zaman zaten yapacağımız avcılık türüne göre doğru oranda sarım yapan makineyi muhakkak evet, surette doğrusu seçeceğiz. Evet, doğrusu aslında spin balıkçılıkta iki makinedir. Biri yavaş sarımlı bir makinedir, biri de biraz daha hızlı sarımlı bir makinedir. Ya da ortalama bir, hani daha çok levreye yakın, yavaşa yakın bir makine alırsınız. Hızlı da biraz hızlandırarak yani, bunu kapatmaya çalışırsınız. Avcılıkta 71 santim tüfek alırsın. Onun hem bıldırcına gidersin hem ördeğe gidersin. Onun gibi bir şey. Ama aslında ikisinin namlu boyları farklı olması lazım. Evet, ideali. Onun gibi. Bunda da aynı şey var. Tamam. Aynen bunun gibi bir şey var. Şimdi zaten orada belki de ilk defa çok değinmek istediğim bir konu, pek anlatılmayan bir şey ama hep hızlı makina, yavaş makina, aslında bir delinin kuyuya attığı bir taş bu. Ya aslında agresif sahte, agresif olmayan sahte var. Evet. Yani agresif wobbling dediğimiz, yani yalpalamayı yapan bir sahte, agresif bir sahte, gagılı bir sahte yavaş da çekilebilir. Yani önemli olan aslında o aksiyonu, onu o kaça, yani o hayvanın onu cezbeden aksiyonu verebilmek. Evet. Bunun bazen hızla işte ilgisi yok. O tecrübeyle ilgili bir şey. Evet, bazen yani, hızla ilgisi yok. Şimdi zaman zaman işte demin söyledim ya, işte 3 kişi balığa gidiyor, aynı malzemeyi kullanıyor ama biri 10 balık tutuyor, biri 3 balık tutuyor. Evet. İşte 10 balık tutan adam bu konuda daha tecrübeli, doğru şeyleri yakalamış, tecrübe etmiş. Evet, ben bunu böyle yaptığımda bu balığı yakalıyorum demiş. Hı hı. Ve doğruları yapıyor. Diğeri ya çok hızlı sarıyor ya çok yavaş sarıyor ya. Derinden getiriyor. Evet, ya, biraz el getiriyor. Melekesi var bu işte. Aynen, olmaz olur mu? El melekesi var. Ustalık en önemli şey. O da bir hani bir delinin attığı aslında taş. Hızlı makine almalıyım. Biz aslında bunu hani esprili videolar dedin ya, onu çektik. Abi lüfer makinesi lazım bana, hızlı bir makine vermen lazım diyor. Yani ne yapacaksın? Hızlı makine lazım yani. Çünkü kendini şartlandırmış. Evet, halbuki ben 2500 bir makineyle, yani yavaş saran bir makineyle, mesela özellikle gece gittiğimizde daha küçük hareketler yaparak, yani twitch dediğimiz küçük dokunuşlar, yani jerk dediğimiz küçük dokunuşlar yaparak, balığı kaçırarak, yani sahteyi kaçırarak onu cezbedebiliyorsun balığı. Evet. Ve çok daha başarılı olabiliyor bazen. Küçük hamlelerle. Aynen. Tabii. Evet. Aslında bütün iş zaten bizim işimizde. Bütün avcılığın içindeki olay suyun bulanıklığı. Biraz sonra sahtelere geldiğimizde hani birkaç tane
önemsediğimiz şey var dedim ya, nereye bakmalıyız? Orada anlatacağım. Bizim işimiz aslında suyun bulanıklığı. Makinelerle ilgili kısımda tamam mıyız şimdi? Yoksa vereceğim başka bilgi var mı? Yani dediğim gibi ipe uygun olması, tamam, özelliklerine baksınlar. Kamışa ipe uygunluk, uyumlu olması. Kamışa uyumlu olması. Çok küçük kafalar almamaları ama çok büyük kafalara da kaçmamaları. Çünkü büyük bir boğum çıkarsa burada karışma sıkıntıları yaşayabiliyorlar. Evet. İki, yani kamış ve makinenin birbirine uyumlu olması gerekiyor. Mutlaka herkesi ipe geçmeye davet ediyorum. Şimdi iplere artık geldik herhalde ama iplerle ilgili zaten ister istemez bayağı bir şeyler deminden beri anlattın. Evet, anlattım. Yani ideal ip nedir? Bu ipin ham maddesi nedir? Ham maddesi polietilen. Evet. Yani polietilen bazlı ipler. Şimdi yurt dışından polietilen bazlı birçok ip geliyor. Evet. Ama bunların kalitesi çok farklı. Çok markalar biliyorsun, var. Doğru. Bunun üzerine de bayağı bir uzun yıllarımı verdim, çalıştım. Çok değinmeyeceğim ama şöyle söyleyeceğim. Yumuşak ipler kullanmayı tavsiye ediyorum. Bunun yanı sıra öne mutlaka bazı durumlarda, hani sen lideri, hı hı, bahsedelim dedin. Uzun bir konu, ayrı bir program çekmemiz lazım ama uzun süre, çünkü Türkiye'de lider kullanabileceğimiz, yani florokarbon, iyi florokarbonlar yoktu. Teknoloji çok fazla gelişmemişti. Bazen ama lideri de kullanmamız gerekiyor. Ben bu arada bir lideri açayım bilmeyenler için. Lider dediğimiz ipin önüne bağlanan, işte belli bir uzunlukta, yani atış yaptığınız zaman sahte belli bir mesafeye ulaşıncaya kadar liderlik eden, yani ipe liderlik eden bir florokarbon misinadan bahsediyoruz. Bülent'in dediği gibi bu konu başta başına bir konu. Belki bununla ilgili tabii, şimdi başka, onlara başka şok liderler, farklı lider yaparız. Misina liderler, florokarbon liderler, onu çok açarız. Kimisi önde, işte korumak amaçlı kullandıklarımız var. İpin çekerini arttırmak amaçlı kullandığımız da var. Şimdi buna değineceğim sadece burada. Peki. Şu, mesela Shoji'ye gittiğimizde, yani daha böyle sert, daha büyük balıkların avına gittiğimizde öne kalın liderler attığımızda, florokarbon kullandığımızda birleştirme düğümleri çok daha kuvvetli. Normal işte Palomar, Uni gibi düğümlere karşı, klipse attığımız düğüme karşı diyelim, onlar daha kuvvetli. %85'lere falan en fazla iniyor çeker. Yani yine bir kayıp var. Ama işte Albright, Mahin, işte FC, bu düğümler birleştirme düğümleri, en bilinen düğümler. Bunlarda çeker %85'lerde %90'lara iniyor. Çok fazla bir kayıp olmuyor. Ama normal bir işte Triline Knot, Uni Knot, yani bunları kullandığımızda işte Rapala düğümleri. Bunları bilahare Bülent bize gösterecek. Anlatacağım. bu düğümleri kullandığımızda orada şeker %65'lere, 70'lere düşebiliyor. Daha düğüm, azalıyor, evet, tabii, düğümüne göre. Şimdi bazen ince bir ipin önüne biraz çekeri daha, yani düğüm çekeri daha yüksek bir florokarbon kullandığımızda, birleştirdiğimizde ipin çekerini de arttırabiliriz. Eğer kişi koparma yapıyorsa, ipi ince ise, ben bu bilgiyi bunu vermek için söyledim. Çünkü bugüne kadar çok fazla bu konuda yanlış yapıldı. Çok ince ipler insanlara, örneğin 20-25 gram atacaksan sen bunu sormalısın karşındakine. Ne atacaksın demelisin. 20-25 gram atacaksa o kişi 1.2 milimetreye ya da 1P'ye, 1.2 P'ye ya da ne bileyim işte 0.16 milimetreye kadar olan bir ipi iyi dahi olsa koparabilir. Ve malzemesi gidebilir. Bu kişiler eğer ince ise ipleri 12-14 kullanıyor, 0.12, 0.14, 0.16 kullanıyorsa ya da 1P'ye, 1.2P'ye kullanıyorsa ve ağır malzeme kullanıyorsa, kaşık atıyorsa, 20-26 gramlarda bir malzeme atıyorsa, bu kişinin öne lider yapması onun ipinin gücünü arttıracaktır. Bir tık üstü 37'lerde, 39'larda, 0.37, 39 bir florokarbon yapsın. Hem çekerini arttırsın, hem orada bir görünmezlik oluşacaktır. Bunun bazı iyi yanları da var. Özellikle Marmara'da avlanan avcılar, o bölgeye yaptığınızda, yani çok ot vardır bizim meramızda Marmara'da. Evet. O ot önce bir tane takılacaksa, iki tane takılacaksa, önce o lider düğümünün oraya takılır. Arkada malzemeniz yüzer ve balıkçılığınızı yüzde olarak arttırır aslında. Bunun gibi artıları var. Bunu ayrı bir programda beraber konuşacağız. Kötü bir şeyden de faydalı bir netice elde edilebiliyor bu arada. Ya kötü bir şey değil aslında. Yapmak her zaman iyidir. Hayır, şu manada söylüyorum. Mesela o düğüme yosun sarılmasını hiç kimse istemez. Tabii. Ama neticesi olumlu oluyor. Ama arkada malzeme oluyor, çalışıyor. Yani, aynen, evet, öyle. Ya, o olmazsa, çünkü gidip malzemeye bulanıyor. O dolanıyor. Şöyle bir olay var ip konusunda. Dedim yani ucuz ip. Maalesef bazen bazı şeylerin... Ucuz ipin yahnesi. Evet, yani ucuz ip alırlarsa o karışmayı mutlak surette yaşayacaklar. Evet. Ucuz ip alırlarsa mutlak surette üzerlerine o ipin su binecek. Yani su alacak üzerine. Keyifsiz şeyler yaşayacaklar. Hem mesafeleri kısalacak,
hem devamlı karışma sıkıntısı yaşayacaklar. Peki şöyle bir şey soracağım. Yine kullanıcıların misine ip seçiminde işte bir siz mağazaya geldi. Neye bakması lazım? Yani adamın ölçüsü ne olsun? Ya yani fiyat tamam. Yumuşaklığa ve sargıya bakması lazım. Uyanık bir esnaf da çok ucuz bir şey anormal bir fiyata satıp kardeşim en pahalısı bu dolayısıyla en iyisi bu diye sunabilir. İşte orada neyi kontrol edecek? Nasıl kontrol edecek? Birincisi örgüsü. Biz 8 örgü ipleri artık teknoloji çok gelişti. 12, 20 de çıktı daha çıkmadı. Ama yaptılar 20'yi de. 12 örgüler de var ama 8 örgü en çok kullanılan ip. Bir örgü yapısı ne kadar fazlaysa, ne kadar fazla örgü nereden varsa. Nereden bilecek kaç örgü olduğunu? Üzerinde yazıyor genelde ürünler. Yazıyor. Zaten elinle de baktığında ne kadar pürüzsüz bir yapı alıyorsa ve yumuşak bir yapı alıyorsa o kadar karışması az olacaktır. Dokunarak, hissederek anlayacak ve üzerindeki bilgiye bakacak. Şöyle de söyleyelim. 60 liradan aşağı bir şu günün şartlarında iyi ip yok. Onu söyleyebilirim. 50 lira ve üstünde bir ip almaları gerekiyor. Onun altında bir ip yok. Aslında ipleri yapan, iyi ipleri yapan bir ya da iki tane firma var. Bu firmalar zaten materyal üretiyorlar. Evet. Sen bir marka olarak gidip diyorsun ki. Gidip onun bana şu kalitesini ver diyor. Kendi bana, markasıyla sardırıp alıyor. Bunları söyleyebiliriz. Çünkü yani bir marka değil. Dynama, Spectra gibi dünyaca ünlü ipler, yani ip markaları, ip üreten markalar. Diyor ki benim şu kalitem de var, şu kadar para, şu kalitem de var, şu kadar para. Tamam. O kalite yükseldikçe zaten karışmazlık da azalıyor. Tamam. Çeker de yükseliyor. Aynen. Aslında tamamen bununla ilgili. Okay. O yüzden ip biraz şey bir konu. Tamam. Ona gireceğiz ama herkesin ip kullanmasını istiyorum ve ucuz ip almamalarını, alırlarsa sıkıntı yaşayacaklarını söylemeye çalışıyorum. Misina kullanırım ben, idare ederim. Bu parayı da harcamak istemiyorum dediklerinde de patlama yaşayacaklarını. Evet. 35 kullanmazlarsa 0.35, 31, 32, 33 bunları yaşayacaklar 20 gram attığında. Malzemesi de gidecek. Yazık günah olacak. Bunu da anlatmaya çalışıyorum. Evet sevgili yaban izleyicileri. Spin Avcılığı programımızın 3. bölümünün burada sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yeniden buluşmak üzere. Merhabalar sevgili yaban izleyicileri. Spin Avcılığı programımızın 4. bölümüyle yeniden birlikteyiz. Sevgili dostumuz Bülent bize bugün spin balıkçılığını anlatacak. Spin balıkçılığında kullandığımız kamış, makine, sahte, fır döndü, ipler ve bu işin tekniğiyle ilgili çeşitli bilgiler verecek. Diğer bir önemli husus da çoğu kişinin ya da bilmeyen çoğu kişinin diyeyim sahtenin önüne bizim klasik fır döndürleri bağladığını görüyorum. Ben böyle yapmıyorum ama burada klips kullanmakta fayda var. Niçin klips kullanıyoruz? Niçin fır döndü kullanmıyoruz sahtelerde? Aradaki fark ne? Onu anlatayım. Öncelikle mesela sahtelerde her sahtede direkt olarak bağlama yoktur. Bazı özellikle derin dalanlarda ya da geniş sliding yapanlarda, gezenlerde, slalom yapan sahtelerde öne bir tane de halka atarlar. Evet. Dolayısıyla zaten o halkaya örneğin direkt ipi bağlarsanız araya girmeler yapar. Yani sıkıntılı bir durum oluşur. Hızlı değiştirmek için özellikle sahtelere klips kullanmamız gerekiyor. Ama en çok yapılan yanlışlardan bir tanesini burada söylemek istiyorum. Fır döndürlü klipsler kullanıyorlar. Yani fır döndürlü klips aslında kaşıklar için kullanılır. Yani dönen malzemeler için. Doğru. Yalpa yapan malzemeler için dahi kullanılmaz. Çünkü yalpa yaparken eğer rolling orada çalıştığı anda ters dönebilir ve dönme tur atar. Zaten derin balıkçılıkta da mesela kullanılıyor bazı yerlerde hatalı şekilde. Malzeme dönüyor. Aslında siz onu çıkardığınızda kendi etrafında dönüyorsa malzemeniz bilin ki sahteniz dönüyor. Tabii. Tur yani, atmış demektir. Ve çalışmıyor demektir. Yani sadece fır döndüsü normal klipsler kullanıyoruz. Buna dikkat etmelerini istiyorum. Mümkün olduğu kadar bunların çekerleri yüksektir. Mümkün olduğu kadar ince klipsler. Yani orada görünmeyecek, ot almayacak şekilde. Daha mümkün olduğu kadar ince klipsler kullanmaları lazım. Tabii ne kadar ince olursa o kadar az yosunları, otları toplar. Bir diğerli husus, önemli husus burada şu. Her avdan sonra değiştirecekler. Yani bunların bir açma kapama kapasitesi var. 30 defa açtığınız bir avda. Bir dahaki avda tekrar açıp kapadığınızda yani devamlı süreyle materyalin yorgunluğu var. Malzeme yorgunluğu, yorgunluğu var. Bu metali atmanız lazım. Atmadınız, taktınız. Büyük bir balıkta size çok büyük bir problem bir anda yaratabilir. İşte klips açtı oluyor. Ya 20 kiloluk çekeri vardı nasıl açtı?
İşte siz bunu açıp kapıyorsunuz, açıp kapıyorsunuz. 2-3 av değiştirmiyorsunuz. Çelik özelliğini kaybediyor. Demire evet. dönüyor. Demire döndüğü zaman da kolay bir Aynen. şekilde açılıyor. Açıp kapattıktan Burada, sonra. Burada düşünülenin aksine ucuz kesinlikle kullanılabilir. Yani ucuz klipsler kullanabilirler. Çok öyle pahalıya kaçmalarına gerek yok. Evet. Kesinlikle ucuz klips kullansınlar ama her avda değiştirsinler, atsınlar. Burada benim tavsiyem bu. İkinci tavsiyem düğüm konusunda küçük bir şeye değinmek istiyorum. İpler kaygan malzeme genelde. İyi evet. ipler kaygan malzemeden üretiliyor. Dediğim gibi üzerine silikon zerk ediliyor bazılarının. Bu kaygan malzemede biz hep rapala düğümü, işte eskiden gelen düğümleri atıyoruz. Ve sayıyı da misinadaki gibi, o boğum sayısını da misinadaki gibi tutuyoruz. Ama bu ipler kaygan ipler. O misinadaki kadar tuttuğunuzda boğum sayısını kayarak ya kopma yaşanıyor. Ya da sıyrılıp çıkıyor. Ya da sıyrılıp çıkıyor. Ben herkesin palomar düğümü kullanmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Sebebi şu, yani bilmiyorlarsa, çok geniş bilgiye sahip değillerse düğüm konusunda palomar düğümü kullanmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü zaten ipler de genelde çeker değerleri bazı iplerin hep palomar düğümünle alınır. Dünyada da böyledir. Palomar düğümü kullanırlarsa, palomar düğümü çok basittir. Hiç bilmeyen bir insana çok basit bir şekilde gösterilebilir. İki taneyi geçirip burada bir düğüm atıyorsunuz ve içinden geçiriyorsunuz. Her şey çok basit. Mutlaka ıslatılmalı. Yani ıslatmadan bir düğüm olmaz. Burada dikkat edecek husus uzun değil, kısadan çekmeleri. Ama bunu dediğim gibi ıslattıktan sonra çekmeleri lazım. Oldu bitti. Aynen öyle. Palomar kullansınlar. Çoğu ip palomara karşı Şimdi etkili şöyle, bir çekere sahip. Şöyle yapalım. Eğer liderle ilgili bir program yapmak nasip olursa. Sonra orada yapalım. Orada, düğümlere aynen, girelim orada. Düğümlere de tamam. girelim. Şimdilik onu geçelim. Peki. Şimdi geldik sahtelere. Evet. Şimdi sahte tam bir muamma. İnanılmaz bir kafa karışıklığı. Evet. En çok ilgi gören konu. Derin dalanı var. Sığ gideni var. Slalomu fazla olanı var. Az olanı var. Sarısı var. Mavisi var. Pembesi var. Yeşili var. Son derece realistik görüneni var. Oyuncak gibi görüneni var. Suyun yüzünden gideni var. Yani o kadar çok çeşidi var ki. Hangi suda hangisi kullanılacak? Hangi hava hangisi uygun? Hangi boyda kullanılacak? Yani bu 5-6 santimlerden 25-30 santime kadar sahte türleri var. Tahmin ediyorum herhalde Bülent'in dünya üzerinde kullanmadığı bir sahte çeşidi, denemediği bir şey pek... Mutlak vardır ama yani bayağı bir ürün denedim. Kalmadığını tahmin ediyorum. Çünkü ben Bülent'in takım çantasını, yani bugünden bahsetmiyorum. Daha öncesinden. Bir buçuk, iki sene öncesinde yüzlerce çeşit vardı. Dolayısıyla çok şeyi tecrübe etmiş olduğu için. Yani şimdi başlangıç aşamasındayız. Diyelim ki İstanbul için konuşuyorum. Hı-hı. En kolay spin balıkçılığını neyle yapabiliriz? İşte Boğaz'da lüfer zamanında... Hı-hı. Sahte kullanarak işte Hı-hı. spin balıkçı da yapabiliriz. Hı-hı. Hangi şartlar altında, hangi boyda, hangi özellikte spin'i tercih edecek balıkçı? Şimdi şurada bir parantez açmak istiyorum. Birçok malzeme denedik, çok malzeme aldık. Bizden daha çok malzemesi olan insanlar da var. Var. Fakat suyun kıyısına gidip bunu ne kadar çok test ederseniz o kadar bir bilgiye sahip oluyorsunuz. Muhakkak. Ve ekibiniz ne kadar genişse o kadar Ama bilgiye şimdi, sahip oluyorsunuz. Şimdi hani bu programda bir yerde de aslında hızlandırılmış evet. bir eğitim oluyor. Hızlandırılmış Niye? Bir eğitim oluyor. Çünkü sen bu bilgilere belki geçmiş 10 yılda sahip Tabii oldun. Tabii ki. Şimdi bu programı seyreden insanlara hani en büyük jestimiz ne? Senin 10 yıllık tecrübeni konsantre bir hale getirip tabii ki mutlak doğru diye bir şey yok. Şartlar yok. Her zaman değişebilir. Yok. Ama optimum İş görecek bilgiyi onlara sağlamak. İki tane önemli husus var burada belirtmek istediğim. Bir tanesi çok yanlış bilgi kirliliği var. Sen de başında belirttiğin gibi bu işin içinde. Gerçekten balık tutan insanlara baksınlar. Gerçekten kim olursa olsun, kendimizi katmıyorum. Balık tutuyorsa o adam, bir şeyler anlatıyorsa ve bunun verimini alıyorsa ve bunu görüyorsa o kişiyi dinlesin. Ama burada dinlerken birkaç tane kriter var. Bir tanesi. Kendi bölgesinde avlanan insanlara dikkat etsinler. Aynı avlağın içinde avlananlara, yani aynı yerde mücadele eden insanların fikirlerine daha fazla önem versinler. Çünkü o insanlar tecrübe ediyor o avla. Türkiye'nin her yerinde spin avcılığı farklıdır. Farklı sahtelere rağbet edebilir. Biz bu yüzden zaten ekibimizle beraber çok ciddi bir şekilde her yere gidip balıkçılık yapmaya çalıştık. Evet. Yani onların ne kullandığını görmek istedik. Onların balığının neye
reaksiyon verdiğini. Aynen, onları gördüm. Görmek istedik. İnanılmaz şeylerle karşılaştık. Gittik limon sahtelerle işte İzmir'e ya da işte Muğla bölgesine. Abi baktık ki hiçbiri çalışmıyor. İşte büyük sahteler çalışmıyor. Farklı şeyler gördük. İşte daha su sakin olduğu için su üstünün inanılmaz bir yani şeyde yerde olduğunu gördük. Her bölgede işte Adana'ya gittik, ben farklı şeyler gördük. Ben Bozcaada'da lollipopla lollipopun çubuğunu sahte haline getirip balık tutan insanlar gördüm yani. Tabii aynısı yani, bu Antalya'da da yapılıyor yani. Uzun zamandır yapılan bir balıkçılık şekli. Lollipop çubuğuyla. Evet yani var. Güzel o, yani şey diyorlar, yapıyorlar onu. Antalya'da bu söylediğim balıkçılık var. Burada önemli olan o kişileri dinlemeleri. Kendi tabii bölgelerindeki insanları dinlesinler. Tutan insanları dinlesinler ve gidip balıkçılık yapan insanları dinlesinler. Mutlak surette onların da bir tecrübesi var ve hatta yine artı çok ilginç bir tecrübem var. Ben Bodrum'da bulgur pilavı ve tavukla inanılmaz şekilde çupra tutan bir adam da gördüm. Yani bulgur pilavından top yapıyor. İçinde bir tane iğne, makine, hiçbir şey yok. İğneye bir parça tavuk takıyor. Bir öbek bulgur pilavını suya atıyor. O suda dağılırken çupralar saldırıyor. Geliyor, bir tanesi de muhakkak surette tavuğa atlıyor ve yani saatlerce balıkçılık emek verip yani o kadar pahalı takımlarla o kadar emekle ben bir tane balık tutamazken abi böyle yarım saatte filan kovasını doldurdu gitti. Dolayısıyla hı-hı, gerçekten hani o bölgede avlanan insanların, hı-hı, o bölgedeki balığın verdiği reaksiyona doğru tecrübelerle anlatacağı şeyler bence de çok çok, çok önemli. Çok farklı. Bu yüzden çok bölgede avlanmaya çalıştık. Ama dediğim gibi güzel bir ekibimiz var. Ekip çok geniş bir şekilde çalışıyor. Onlar da dünyanın her şeyini kullanmaya çalışıyorlar. Şimdi şunu söylüyorum. Biz mümkün olduğu kadar çok markayı, bir sığ sahte ise örneğin, o sığ sahtenin dünyadaki en iyi temsilcilerini, Türkiye'ye gelmeden önce de birçok firma, şimdi her şey var çok şükür yani, çok geniş bir perspektif var şimdi Türkiye'de ama aldık öncesinde, denedik. Tabii bir maddiyat harcadık tabii ki bulduk ama suyun kıyısında yaptık neler bunu. Neler geldi. Evet yani bir malzeme hobisi yapmadık, yapmak istemedik yani, biz denedik onu. Yani çatır çatır gittik, avlandık. Tutabildiğimizi tuttuk. Bizden daha iyi avcılar var. Onlar da tuttu. Onları da dinlemek gerekir ama ben bölgesel olduğuna çok eminim olayım. Yani siz hani konuya oradan girdiğin için devam etmek istedim. Boğaz'da ne yapacak adam ya da bir Karadeniz'de ne yapacak? Bu bakımdan baktığında Karadeniz'in patlak havada genelde levrek yaptığını düşünürsek mesafe giden bir sahte gerekiyor. Şimdi mesafe gitmeyen bir sahteyi bir satıcı o kişiye verdiği zaman işte burada yanlış bir malzeme vermiş oluyor. Hep söylediğim bir şey var. Yani böyle bir program yapıyorken de bunu söylemek isterim. Askeri ücretle çalışan bir insanın bu bir avcılık, balıkçılık bunlar. Hobi. Hani bir hobi ama bir nevi artık dayanamazsınız. Mutlak surette alırsınız bunu. Kendiniz nasıl dayanamıyorsanız. Alım gücü ne olursa olsun o insanın da dayanamayacağını düşünmeniz gerekiyor. Ve askeri ücretle çalışan bir insanın da bunu alacağını sizin söylediğinizde eğer bu konuda sözüne güvenilen bir insansanız bunu alacağını düşünerek o vicdanla bir şeyi söylemeniz gerekiyor. Ben o vicdanla söylüyorum. Söylemek için de inanılmaz derecede daha fazla malzeme deneyip en iyisini bulup söylemeye çalışıyorum. Bu bakımdan çok yani hassas olduğum bir konu. Yazdığımız her şeyin içinde insanlar var. O insanlar gerçek insanlar. Tabii. Gerçek insanların yaşadıkları. Dolayısıyla insanlara bir şeyler vermemiz gerekiyor ki sektör gelişsin. Eğer at gözlüğüne bakarsak olaya, yani işte biz kendi tutalım, saklayalım, yaptığımız bir şey vermeyelim. Biz de bazen ikilemler yaşıyoruz bunun içinde ama aslına bakarsanız siz ne kadar geliştirirseniz o kadar da ekmek yersiniz. O kadar da insan bu sektörün içinde ekmek yer. Ahmet'in tutması, Mehmet'in tutması önemli değil. Tutulsun, insanlar yaptığı hobiden keyif alsın, tutsun. Para harcayacak fakat hiçbir şey tutamayacak. Nasıl yürüyecek? Nasıl devam edecek? Şimdi çok güzel bir noktaya değindin. Benim Yaban TV'de yaptığım programın adı Outdoor Teknik. Ben aynı zamanda bir avcıyım. Ben bir avcılık programı da Yaban TV'de yapabilirdim. Ama ben şunu arzu ettim. Yani bu programı niçin yapıyorum? Teknik anlatmak. İnsanlara için bu işin tekniğini anlatmak. Yani yaptıkları işten zevk alır hale getirmek onları. Diğer insanları özendirmek. Dolayısıyla bu sektörün büyümesine, gelişmesine bir katkı sağlamak. Çok güzel söyledin. Yani anlık ticari kaygılarla bir müşteriye yalanla işte veya yalan demeyeyim de abartarak bir şey olduğundan farklı sunarak çok pahalı bir ürünü verip dediğin gibi işte rüzgarlı bir havada adamı Karadeniz'in kıyısında 10 metre uzağa gitmeyecek bir takımla hava gönderirsen sırf bundan para kazanmak uğruna uzun vadede hem sen hem bu sektör zarar kaybedecek. Görüyor. Dolayısıyla zarar yani esnaf arkadaşlarım da hani bu manada
üzerlerine bir sorumluluk düşüyor. Doğru şeyi anlatmaları lazım, doğru ürünü tedarik etmeleri lazım. Şükür ki çok gelişti artık. Yani bunları burada sizin vasıtanızda yani teşekkür ederim. Yani anlattırıyorsun bize. Eyvallah. Yani bunları şimdi burada anlatıyoruz insanların nasıl malzeme almasını. Hiç her bir lafım var benim yani. Bir tane markayla problemi çözemezsin. Her firmanın iyi malzemesi var. Muhakkak. Her firmanın iyi malzemesini alıp oradaki en iyi malzemeyi kullanıp yani bileceksin ki suya en iyisini atıyorum ben. Ucuz malzemeler de var güzel çalışan. Bazı malzemeler var ucuz ama maalesef birçok yerde işte daha uygun kamışla başlamayı tavsiye etmeme rağmen, daha uygun makineyle tavsiye etmeme rağmen, başlamasını tavsiye etmeme rağmen mesela ip ve sahte konusunda maalesef biraz fiyat başarı odaklı sistem. Evet. Yani iyi malzemeniz olacak. Yani iyi bir şeye atacaksınız içeri. Transfer sistemi iyi olacak. Üzerine mühendislik çalışılmış. Hakikaten sahada 1-2 yıl denenmiş olacak. Yani Çin bir firmanın alıp Japon bir firmadan, bu işte bir numara Japonlar. Japon bir firmadan alıp Çin bir firmanın onun bir kere basınç odalarını aynı yapamaz. Yani yapamaz, aynı olmaz. Hiçbir zaman aynı yüzmeyecek. Gramaj tutmayacak, basınç odaları aynı olmayacak. Aksiyonu hiçbir zaman aynı olmayacak. Şeklen benzeyecek ama. Şeklen benzeyecek. Sadece işte J-Gaga dediğimiz tipleri falan yapabiliyorlar. Onların prototipleri var Çin'de ama. Yani genel anlamda aynısı mühendislik üzerine mühendislik olan örneğin. Yani böyle bir sahtede içinde bir sistem var. Bakın atarken arkaya gidiyor ağırlık. Bu ağırlık tungsten ağırlık. Tungsten biliyorsun materyal olarak çok küçük bir hazneye büyük bir ağırlığı sığdırabiliyorsunuz. Tungsten. Civa'dan sonra en ağır metallerden bir tanesi. Evet, tungsten arkaya gidiyor, mesafeyi yapıyor. Düştüğünde belli bir dereceye geldiğinde öne geliyor ve sahte aksiyon vermeye başlıyor. Şimdi ayrıca öne geldiğinde de iki tane kulakçık var. HGS pull'u dediğimiz pull. Siz kamışa yani aksiyon verdiğinde, sahte aksiyon verdiğinde yanlara kaymada arkaya bu mil üzerindeki tungsten arkaya gitmiyor. Aksiyonu da bozmuyor. Akıntı vurduğunda da bozmuyor. Bunu da düşünmüş adam. Şimdi siz bu sahteyle sıradan bir sahteyi aynı fiyata alamazsınız. Alamayacaksınız zaten. Ama dediğim gibi ucuz yollu bazı çözümler de var. Evet sevgili seyirciler. Spin avcılığı programımızın 4. bölümünün burada sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yabanda kalın. Merhaba sevgili dostlar. Spin avcılığı programımızın 5. bölümüyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Sevgili dostumuz Bülent bize bugün spin balıkçılığını anlatacak. Spin balıkçılığında kullandığımız kamış, makine, sahte, fır döndü, ipler ve bu işin tekniğiyle ilgili çeşitli bilgiler verecek. Hangi şartlar altında, hangi boyda, hangi özellikte spini tercih edecek balıkçı? Şimdi seçimde şöyle bir şeyimiz var. Aslına bakarsanız mesela en çok bilinen şekli de gece sahteleri ve gündüz sahteleri. Biz de diyoruz ki aslında gece sahtesi ve gündüz sahtesi yok. Nasıl yok? Bunu belirleyen şey suyun bulanıklığı. Siz gece gittiğinizde cam gibi bir meradaysanız yani ışıklı bir meradaysanız. Su berraksa. Su berraksa zaten gündüz ki, yani. Ki boğazın çoğu yeri evet, böyle öyle oluyor. Gündüz inanın bana neredeyse gündüz berrak suda gibisinizdir. Doğru. Çünkü gece de balık çok net görüyor. Ya bildiğiniz bayağı natürel böyle daha balığa benzer şeyler kullanıp çok daha fazla balık tutabiliyorsunuz, skor yapabiliyorsunuz. Ama gece bulanık suysa, mesela suda avlanıyorsanız gece ve bulanıksa, hava yani kapalıysa. En cırtlak renkleri işte böyle pembe, işte limon dediğimiz bu klasik limon renkleri, işte sarı renkleri kullanıyorsunuz. Bunları kullanıyorsunuz ki görsün. Ultraviyole dediğimiz ultraviyole boyaları diyor. Yani ultraviyole sahtelere diyoruz. Bunları kullanıyorsunuz. Gece 400 nanometrenin altını biz göremiyoruz ama balıklar görebiliyor. Karanlık bir ortamda yaşıyorlar çünkü. Oraya adapteler. Bizden daha iyi görüyorlar. Ultraviyole dedikleri aslında bildiğiniz bu floresan boyadır. Tabii. Floresan ışıklarda kullanılamıyor. Yani biraz daha küçük bir ışık altında daha fazla görünen renkler kullanıyorlar. Bunlar bakın işte tabii. Şeker pembeleri. Bakın bu da bir jelibon floresan boya. Evet ya. Ultraviyole boya. Evet bu da floresan bir boya. Bakın görüyor musunuz kırmızı kafalar falan bunlar daha çok görünüyor. İşte suda da aynı şekilde daha çok görünüyorlar. Siz bunu suyun bulanıklığına göre hareket etmeniz gerekiyor. Burada kullanacağınız şey suyun bulanıklığına göre seçiliyor. Öyle bir olacak ki çok fazla görünmeyecek abartı bir şekilde onun balık olmadığını anlamaması gerekiyor. Ama bir o kadar da görmesi gerekiyor. Yani evet. Görme ile görmeme arasında bir
renk seçmeniz gerekiyor. Ama bazen belli saatlerde suyun bulanıklığı yeterli olmuyor onun için. Saldırgan olmadığı zaman da biz çok fazla kimsenin kullanmadığı ama bizim kullandığımız küçük jikler kullanıyoruz. Arkasına üçlü bir şey atarak, bir üçlü iğne atarak balığı daha fazla ileride arıyoruz. Yani bunları 80-100 metre atma şansın var. Dolayısıyla balık bazen ileride arıyor. Diyorlar ki yok balık. Halbuki var balık. Bunun çok örneğini yapmışızdır. Ama sıfır kıyıda değil de biraz açıkta. Yani balığı aramanız gerekiyor aslında. Bizde en büyük sıkıntı o. Hep tek düzeyiz. Yani bir şey görüyoruz birinden. Çok eski şeylerimiz var bu konuda. Alışılagelmiş alışkanlıklarımız var. Değiştirmiyoruz. Değiştirmeliler. Hiçbir zaman denemekten kimse vazgeçmesin. Denesin. Hiç ummadık bir şey bulabilir kişi. Ve herkes bulabilir bunu. Çünkü malzeme belli. Bir malzeme atıyorsunuz. Ben araba anteniyle de lüfer tutanı biliyorum. Yani saldırdığı yani zaman çok önemli değil. Arabanın anteniyle içine kurşun döküp işte ucuna üçlü iğneyi bağlayıp Yani saldırdığı zaman onu yapıyor ama önemli olan zaten yokken tutabilmek yani. Tabii. Yokken de yaratabilmek. Ustalık da orada çıkıyor ortaya. Bir çözüm. Bir çözümlerden bir tanesi. En çok kullanılan çözüm mesafe sahteleri. Yani mümkün olduğu kadar rüzgara karşı. Karadeniz'de hep esiyor. Yani 10 evet, kilometre olsa esiyor karşısı. Ve mesafe giden sahtenin orada çok büyük önemi var. Yani hem ileri atmalısınız çünkü lüfer o kadar... Bazen kara kıyı da yapıyor ama mümkün olduğu kadar kıyılamayı sevmeyen bir balık. Evet. Daha çok derini seven bir balık. Dolayısıyla ne kadar ileri atarsanız o kadar avantajlı oluyorsunuz. Mesafe giden ve dediğim gibi içinde transfer sistemi olan mesafe için ve aynı şekilde de güzel yüzen sahteleri orada kullanıyoruz. Nasıl sahteler kullanıyoruz? Eğer yine su bulanıksa bu tür daha fazla floresan renkler taşıyan daha görünür malzemeler taşıyor kullanıyoruz. Ya da su temizse lüfer her şeye atlar. Böyle bir şey yok. Atlamıyor. Yani kesinlikle evet. Onu silsinler kafalarından. Ya da daha çok yine balığa benzer. Daha balığa benzer. Daha realistik. Evet daha real. Gibi. Evet daha gerçekçi renkler kullanarak balığı yakalıyoruz orada. Lüfer avcılığımız Karadeniz'de genelde yani çok geniş şeyler taşımayan. O gün orada olman yani doğru zamanda evet. Doğru yerde doğru olman zamanda, gereken evet. Bir avcılık. Bütün mesele yok. Her sene oraya geliyor. Ve zaman zaman öğlen de girebiliyor, sabah da girebiliyor. O tezleri de yıkmaları gerekiyor. Saat 11'de de alabiliyoruz, 3'te de girebiliyor. Çünkü hayvan göç ediyor. Göç ederken saat kaçta geleceği, nasıl gireceği hiç belli değil. Dolayısıyla o gün orada olan, doğru zaman doğru yerde olan ve bu işe koşturan insanlar balık tutuyor. Bir kere burada kesinlik var. İkincisi bizim levrek avcılığımız ki en zor avcılık. Hele Karadeniz en zoru. Çünkü çok büyük bir kıyı. Nerede kıstıracaksınız? Nasıl havada kıstıracaksınız? Zor havasını aynen. Tutturmak. Bulanık su isteyen bir balık. Özellikle levrek çok zor bir balık. O yüzden bütün spincilerin rüyası hep bir büyük levrektir. Çünkü zor bir hayvandır. Onun orada nerede olduğunu bulmak zordur. Hangi havada yapacağı zordur. Vurdu çıkarmak zordur. Bunun gibi birçok şeyi var. Zorluğu var. Levrek avı bir spin avcısının şeyidir. Tam bir trofe avı. Tabii trofe avı. Dört dörtlük keyifli tabii. Bir avı. Ve Karadeniz'in levreği de göç levreği büyük oluyor genelde ve Karadeniz'de büyük levrek tutma şansınız var. Buna da bunun uğruna da çok uğraşan insan var. Kesinlikle işte orada ayrılan bir nokta var. İşte o başa gelirsek oraya gittiğinde mesafe gitmeyen bir sahteyle işiniz evet. İmkansız zor. Doğru. Hem mesafe gidecek ve hem iyi yüzecek. Dolayısıyla neye geliyor? Biraz iyi sahteye yani maddi olarak da yani pahalı bir sahteye geliyor iş ya, maalesef. Otomatikman yani İyi takımlar mutlak surette orada çok önemli. Biraz pahalı oluyor yani. Evet, orada çok önemli. Orada çok önemli. Balık boğaza geçtiğinde işte bugüne kadar mesela hep 1 metreden gelen, 80 santimden gelen sahteler kullandık. Boğaz derin. 7-8 metre derinlik var. Bunun gibi göç eden pelajik balıkları mümkün olduğu kadar aşağı indirdiğinizde tamam çok dipten bazen dipte yaparlar ama genelde bir orta sudan göç ederler. Bu sulara biraz indirdiğinizde sahteyi verim arttığını gördük evet. Biz son yıllarda. Tutma şansınız artıyor. Arttığını gördük. Yani gagası daha büyük, daha çok dalan evet. Sahtelerimiz. Ama bir de mesafe gidecek. İşte o da çok zor. Hani hem mesafe gidecek hem 2 yani metrelerden, 3 metrelerden. Hem şoför arkası olacak. Aynen öyle. Hem de var böyle sahteler. Ekonomik bilet olacak. Kesinlikle Türkiye'ye geliyor. Böyle sahteler var. Şimdi düşünün siz 4 metre derinlikte olan bir balığın 80 santimden yukarıdan getirdiğinizde bu sahteyi en fazla 1,5-2,5 metre arasında olduğunu düşünün saldırganlık mesafesinin. Genelde 1,5-2 metre olarak söylenir.
her balığa göre de tabii ki değişir. Değişir tabii. Dönemine göre, agresifliğine göre, hayvanın o anki durumuna göre değişir ama açlığına, genelde 1,5. Topluğuna göre bile. Evet, 1,5 metre denir buna. 1,5 metre, 2 metre civarında söylenir bu. Genel kanıdır hani dünyada. Bu hayvana ne kadar yakın geçirirseniz o istirahat esnasında dahi onu agresifleştirip o sahteyi almanızı sağlar. Çünkü lüfer gibi balıklar, çoğu avcı balık istemsiz olarak zaten arkasından çoğu zaman gelir. İşte takip etti, almadı. Takip etti çünkü istemsiz olarak. Onun doğasında bu var. Bugüne kadar hep biz yukarıdan getirdik sahteleri. Aynen. Şimdi şöyle bir insanlar düşünsün, son yıllarda en çok iş yapan sahteleri hep derin dalanlı sahteler. İşte bu yüzden derin dalanlı sahteler Boğaz'da çok fazla iş peki, yapmaya başladı son dönemde. Buradan örnek olarak gösterebileceğim bir şey var. Şunu kullanın kardeşim. Yani netice almanız biraz daha garanti olur diyeceğim. Ben gagalı sahte kullanmalarını, yani mesafe giden gagalı sahteler, bu tip gagalı sahteler kullanmalarını biraz kaç, daha... Kaç gram olması bu mesela, gerekiyor mesela mesafeli olması için? Nedir ideal? Gramaj da burada belirleyici etken değil. Gramajı çok yüksek olup güzel yüzmeyebilir. Sistem çok önemli burada. İçindeki uzak, transfer sistemi. Uzak atmak için. Yani ortalama işte 25 gram olursa iyi atarsın kardeşim. 20 gramlarda olursa... ortalama diyebiliriz. 25-26 gramlar, 20 gramlar, 22 gramlar, 18 ve üzeri gramaj ileri atım için müsait. Ama dediğim gibi gagaların derin gagalı, yani biraz büyük olduğu zaman gaga zaten biraz daha aşağı iniyor. Mesela 1,5 bu 2 metre, 1,5 1,8 bu 2 metreden gelen bir sahte mesela. Ne kadar aşağı inerse avcılığı o kadar ama geliştiğini gördük. Burada avlanan kişinin suyun derinliğine de dikkat etmesi lazım. Bu sahteyi getirip aşağıya takma ihtimali de var. Onu iyi ayarlayacak. Yani attığı mesafede derinlik tamam var. Sahtenin takılma riski yok ama kıyıya yaklaştıkça tabii doğal olarak su sığlaşıyor. Yani ona da dikkat etmesi, takmaması gerekiyor. Bir diğer husus da burada söylememiz gereken. Şimdi her şeyi de çok derinden getirdiniz, mutlaka alacaksınız diye. Bazen mesela örneğin zargana yemeye çıktı lüfer. Yani yukarıda tabii, bu balık. Tabii. Yüzeyde avlanırken de eğer altından geçirirseniz kesinlikle ona agresif olmayacaktır. Balıklar her zaman doğasında vardır. Dikkat ederseniz balıklara üstü koyu renkler. Altı ise beyazdır. Çünkü ışığa baktığınızda beyaz görürsünüz. Yani suyun altına indiğinizde dalanlar bilir. Yukarı baktığınızda beyazdır görüntü. Evet. Allah tarafından ona, Allah tarafından ona gizlenmesi için verilen renkler bu. Siz de düşünün ki sahtelerin altını pembe yapıyorlar, ters renk yapıyorlar, görülsün diye. Yani balıklar alttan gelip avcı, yani yemlik balığın onu görmemesini isterler. Alttan arkadan gelip onu yakalamak isterler. Dolayısıyla o yüzden sahtelerde de alt renkleri ışığa ters renkler yaparlar. Biz bu yüzden mesela Karadeniz'de bu tip kırmızı kafaları falan öneririz. Çünkü çok beyazdır su. Çok köpüklüdür. Ters renk olduğu için görünür. Evet. Görünürlüğü ama çok arttırır. Görünmeyecek. Bak arkası da beyaz mesela. Çok abartı. Dediğim gibi o şey koruması lazım. Hani göründü görünmedi olması lazım. Bir dengesi lazım. Var kendi içinde. Kesinlikle bir dengesi var. Onu da biraz işte sahte değiştirerek o anda mutlak surette değiştirmeleri ve denemeleri gerekir onu. Ama dediğim gibi yani üstten geçen, yani alttan geçen bir sahteye de alttan saldırmaz yani balık çoğunlukla. Siz onun o gün avlandığı suyu bulmanız gerekiyor. Yani derinden kullanmanız lazım sahte. Bir metreden denemeniz lazım ve suyun üstünden denemeniz lazım. Biz derin bir bölgeye gittiğimizde aşağıda eğer levrek avına gittiysek, derin bir bölgeye gittiysek önce başarımız da buradan geliyor. Önce bir silikonla örneğin aşağısını tarıyoruz. En dibi tarıyoruz. Sonra 2 metreyi tarıyoruz. Sonra 1 metreyi, sonra 50 santimi. Sonra bakıyoruz su eğer sakinse su üstü kullanıp, çünkü su üstüne karşı anlatacağım birazdan balıkların agresifliği yüksektir. Su üstünü deniyoruz ve orada balık olup olmadığını o şekilde bakıyoruz. Yani metre metre orayı tarıyoruz. Yani balık 7 metrede de olabilir, 5 metrede, 3 metrede, 2 metrede de. Siz onu biraz taramanız lazım. Dolayısıyla bu nereye geliyor? Elinizdeki malzeme kapasitesinin genişliğine geliyor. Ne kadar malzemeniz varsa o kadar bölgeyi tarama şansınız. Aynen. Yani hem mesafe olarak hem derinlik olarak. Derinlik olarak metre metre. Bazen çeker, derin yerlerde çekeriz, tekrar aşağı bırakırız. Bu şekilde çaprazlama yöntemle aşağıyı komple taramış oluruz. Bu çok önemli bir husus. İşte hani diyorsunuz ya ustalık neresinde? Ustalık yok bu spin avcılığında çok fazla ama küçük nüanslar bunlar. Ustalık. Küçük nüanslar bunlar. O senin tevazun bence. Çünkü yani bırakıp yeniden sahteyi kaldırıp tekrar bırakıp yeniden kaldırmak. Yani evet. Orada muhakkak hissiyat sürekli, o zamanla oluşan özellikle silikonda tatlı suculuktan gelen bir hissiyat vardır tatlı sucularda. O hissiyat zamanla oluşuyor. Kuyruğunu hissediyorsunuz belli bir dönem.
Ona göre de kamış kullanıyorsunuz. Onun da incelikleri var. Aynen. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Bizim boğaz balıkçılığımız da genelde lüfer üzerine kurulu bir balıkçılık, spin balıkçılığında özellikle. Öyle, evet. Esas bizim en keyif aldığımız yer işte Marmara. Bizde Marmara'da çok ciddi bir balık popülasyonu var aslında. Şimdi çok balık var artık deniyor yani spinciler tuttuğu için. Halbuki artık tutmayı öğrendik. Bence de aynı. Herkes tutuyor artık. Kesinlikle. Tutmayı öğrendik aslında. İyi malzeme atıyoruz, doğru malzemeyi doğru yerde atıyoruz. Şimdi baktığınız zaman da... Marmara'da çok balık var. Belki çeşitlilik olarak mesela kırlangıç Marmara'da var. İşte Karadeniz'de yok. Tabii. Marmara'da birçok balık cinsi hatta çupra var, bu sene çupra tuttuk. Birkaç sene önce Akya da yakalandı Marmara Ereğlisi'nin açığında. Evet, yani evet. O balık da oraya giriyor ama işte bir Karadeniz'de bu zenginliği bulmak zor. İşte kefal, levrek, işte lüfer. Lüfer evet. Belki biraz eşkine karagöz. Torik bazen yani var yani orada da daha teklif yani, var evet. Evet. Dolayısıyla evet Marmara'da biraz daha bol balık var. Çeşitlilik olarak da bol var yani. Marmara'nın kıyıları levrek avcılığı için mükemmel. Yani hep sığ kıyılar. İşte yine başa döndüğümüzde doğru malzemeyi doğru yerde kullanmak anlamında farklı bir bölgedeki bir kişinin o bölgeye malzeme tavsiyesi doğru olmuyor. Çünkü şundan dolayı orası hep sığ. Bir metreden gelen bir sahteyi orada atamıyorsunuz. Hep tabii. 30 santimden 50 santimden gelen sahte. Neredeyse ta Tekirdağ Şarköy'e kadar çıkın. O bölge hep sığ. Bölge dediğimiz sığ. Doğru tabii. Yani kıyıdan atabileceğim mesafesi. Kesinlikle. Tekneyle gidersen muhakkak giderin ama. Poyraz alan yerler var. Lodos'ta kesinlikle bütün her yer lodos alıyor ve balık yapıyor. Çok ciddi bizim yatak levreğimiz de var. Biz artık buna eminiz. Yani Marmara'da bizim levreğimiz göç etmiyor. Kalan levreğimiz var. Çok ciddi bir popülasyon. Bunu her, çünkü Nisan ayında tutuyoruz. Her zaman tutuyoruz. Yani akmadığı dönemde de tutuyoruz biz. Yani yazın Ağustos'ta da tutuyoruz. Var yani orada kalan bir... Klasik bir yancı balıkçısı. Abi nerede tutuyorsunuz? Her yerde. Mera neresi? Her yerde. Bizim muhabbetimiz bitmeyecek. Bitmeyecek belli. Evet. Bu programda bitmeyecek. Ama yayın süremiz sonuçta kısıtlı. Evet. Şimdilik bu programa bir ara verelim. Tamam. Yani bu stüdyo kısmı olsun. Malzemeleri tanıttığımız kısmı olsun. İnşallah tamam. Bir dahaki sefere... Sonra sahteleri de ayrıca tanıtalım. Daha evet, böyle geniş girelim. Evet, daha geniş bu konu çünkü çok merak edilen bir konu. Evet. Ben biraz daha geniş girmek isterim bir dahakine ona. Tamam, peki. Yani şöyle yapabiliriz. Üçe bölebiliriz hatta. İplerle ilgili, işte düğümlerle ilgili, klipslerle ilgili bir program yapabiliriz. Sahtelerle ilgili bir program yapabiliriz. Bir de... Sazan ilikleri üzerine bir program yaparız. Tabii sen o 4 tane video var orada. Onları da yaparız. Güzel olur. Tamam, anlaştık. O çünkü biliyorsun Türkçesinde ilk defa biz çektik. O zaman hep yabancıları seyrediyorduk. Evet. İşte onlardan bir şey öğrenmeye çalışıyorduk. Sonra öğrendik, Türkçelerini çektik. İnsanlara o videolar da ciddi ya, şekilde şey alıyor, verim veriyor. İnsanlara. Kuzenim Emre var. Bilgi veriyor. Onunla birlikte böyle bol balık tuttuğumuz zaman böyle video falan çekersek İtalyanca konuşuyoruz zaten. Ama İtalyanca şimdi bilmiyoruz daha bu arada. Daha çok rağbet edebilir. Tabii İtalyanca bilmediğimiz halde videoları İtalyanca çekip internette falan atıyorduk yani. Dolayısıyla evet, çok şeyler yapacağız inşallah. Evet, sevgili yaban izleyicileri, bugünkü programımızın burada sonuna geldik. Çok keyifli bir programdı. Bülent'le sohbet etmek çok ne güzel demek? Bir duygu, ben, çok büyük bir keyifti. Gerçekten kıymetli bilgiler aldık. Ama yani bu konu çok derin bir konu. Anlatılacak daha çok şey var. Bu zaman içinde yavaş yavaş bunları yani... İşin başka boyutları da var. LRF'si var, o var, bu var. Yani bunları da belki ufak ufak biraz gireriz. Bu konuları size anlatırız. Bir sonraki programımızda yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın. Yabanda kalın.